Herkese merhaba. Ben Faraz. Proje Fabrikası stajyeri ve Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisiyim. Merhabalar, ben Betül Doğan. Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Burada Faraz'la birlikte gönüllü stajyerlik yapıyoruz. Bugün imza attığı projelerle bizleri kendisine hayran bırakan Proje Fabrikası kurucusu Ali Ulusoy'la beraberiz. Ali Hocam, öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hocam ilk soruyla başlıyoruz. Ali Ulusoy kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki ben Ali Ulusoy, Samsun Çarşamba doğumluyum. 1961 doğumluyum. Jeoloji mühendisiyim, avukatım. Ozan ve Barış'ın babasıyım. Çok teşekkürler hocam. Peki en merak edilen sorulardan biri, bir sivil toplumda yer almaya nasıl karar verdiniz? Bunun bir öyküsü, hikayesi var mıdır acaba? Tabii ki benim babam da zaten bir demokratik kitle örgütünde görev yapıyordu, öğretmendi. Kendi iş hayatına geçtikten sonra da 1988 yılında büyük oğlum Ozan doğdu. Ozan Down sendromlu bir birey ve benim ilk sivil toplum deneyimim ise Almanya Bielefeld'deki Down sendromlular aileleri derneğine üye olmakla başladı. Daha sonra okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitim verdiğimiz sıralarda anaokullarında, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan arkadaşlarla birlikte Eğitimde Paylaşım Derneği'ni 2001 yılında kurduk. Her iki deneyimim Almanya'daki dernek ve eğitimdeki paylaşım derneği oldu. 2005 yılında Yaşam Boyu Eğitim Derneği'ni 7 arkadaşımızla birlikte kurduk. Ben uzun süre başkanlığını yaptım. 2012 yılında ise Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği'ni kurduk. Onun da kurucu başkanıyım. Bu şekilde başladı. Eğitim alanında çalışıyor olmak ve engelli bir çocuğun babası olmak vesilesiyle bu derneklerin kuruluşuna da aktif olarak hem katıldım, yöneticiliğini yaptım daha sonra da. Cevabınız için teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Proje fabrikası neler yapar? Proje fabrikası, proje bazlı düşünmeyi, proje geliştirmeyi ve uygulamayı hedefleyen sivil toplum alanında faaliyetler yürüten kuruluşlara destek amacıyla kurulmuştur. İş başında öğrenme olanakları sunar, staj olanağı sunar gençlere. Gerek zorunlu staj ya da sizlerde olduğu gibi gönüllü stajyerlerle onların gelişmesine katkıda bulunur ve bu alanda çalışır. Daha çok sosyal projeler hazırlayan ve projeciliğin Türkiye'nin her yerine ulaşmasını hedefleyen bir yapıdır. Çok teşekkür ederim. Peki birlikte çalıştığınız başka dernekler var mıdır? Biraz onlardan da bahsetmek ister misiniz bize? Tabii ki var. Özellikle de 2005 yılında Avrupa Birliği projeleri yapmaya başladıktan sonra sivil toplum kuruluşlarıyla daha çok iletişimimiz oldu. Zihinsel Özürler Federasyonu'na bağlı bir dernek, Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği. Oradaki 55 tane sivil toplum kuruluşu, Engelliler Konfederasyonu'yla projeler ürettik. Engelliler Konfederasyonu aracılığıyla diğer sivil toplum kuruluşları ve engelli çocuk hakları ağının geliştirilmesi projesini şu anda yürütüyoruz. 85 tane de sivil toplum kuruluşu orada var. Bunların dışında da gençlik alanında, engellilik alanında, gençlik alanında, kadın alanında çalışan ve göç alanında çalışan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliklerimiz var.
Almanya'da Success for All EV isimli Köln'deki derneğin kurucuları arasındayım. Ayrıca Hollanda'da Utrecht'te kurulu olan Stichting Sunny Days isimli vakfın da iki kurucusundan biriyim. Şu anda onun da başkanlığını yürütüyorum. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Aslında biraz da cevapladınız ama biz yeniden sormak istiyoruz. Bu aralar hangi projeler üzerinde yoğunlaştınız? Bizim şu anda yürütmüş olduğumuz projeler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Engelli Çocuk Hakları Ağı'nın geliştirilmesi projesi var. Ayrıca Engeller Konfederasyonu tarafından yürütülen ve Yaşam Boyu Eğitim Derneği olarak ortak olduğumuz engelli üniversite öğrencilerinin savunuculuk ve katılım becerilerinin geliştirilmesi projesi şu anda yürüyen projemiz. Erasmus KAKİ projelerinden iki tanesi var. Birisi Alman Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen göçmen kadınların kadına yönelik şiddetten korunmasıyla ilgili bir proje. Bir de gençlerin bu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiş bir projeydi. Masaüstü oyunlarıyla duygusal zekalarının geliştirilmesi projesi var. Ayrıca Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite bir kuruluşuz. ESC diye bilinen bu program kapsamında kabul edilmiş olan projelerimiz var. Makedonya'dan, Gürcistan'dan ve İspanya'dan 11 aylık uzun dönemli gönüllülük yapan arkadaşlarımız var. 3 tane daha kabul edilmiş projemiz var. Onun dışında gençlik hareketliliği projelerinde bu yazın gerçekleştirilecek olan İtalya ve Almanya'da hareketlilik projelerine dahil olduğumuz projeler var. Ama bizler 1985 yılından bu zamana kadar 185 kabul edilmiş projemiz var. Bunların bir kısmını biz yazdık, bir kısmını farklı ülkelerden sunduk, bazılarına da ortak olduk. Ama özetleyecek olursak engellilik alanında gençlerin istihdam edilebilirliği ve girişimciliğin geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin sosyal içermesinin sağlanması, katılımcılık, iklim değişimine uyum ve kadınların güçlendirilmesiyle ilgili projelerimiz var. Bizler aslında kendimizi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 5 tanesini alanında çalışıyoruz. Eşitsizliklerin azaltılması, nitelikli eğitim, cinsiyet eşitliği, iklim eylemi ve amaçlar için ortaklık öncelikleri kapsamında projeler geliştiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Bayağı kapsamlı. Peki bu kadar güzel işlemlerinizi yapmıyorsunuz. Size ilham veren bir şey var mıdır? İlham veren tabii ki var. Öncelikle sorumlu bir yurttaş olmaya çaba sarf ediyorum. Bu ülkenin bizlere vermiş olduğu birçok olanak oldu, katkı oldu. Bu ülkeye olan borcumuz var. Bu borcu ödemek ve insanların barış içerisinde, huzur içerisinde ve eşit olmalarını önemsiyoruz. Bu ideal, bu ülkü var. Onun dışında engelli bir oğlum da olduğu için daha çok içinde olduğum engellilik alanındaki projelere imza atıyoruz. İşte Ozan beni çok motive ediyor, oğlum. Down sendromlu 35 yaşında. Genç arkadaşlar beni motive ediyor. Bizler onların hem proje bazlı düşünmesi ve proje geliştirmeleri için onlara bu fırsatları verirken onların dinamizmi bize esin kaynağı oluyor. Ve tabii ki başarmanın vermiş olduğu hazzı hissetmek ve yapılacak daha çok şey var diye yola çıktığımız için de her gün kendimizi yenilemeye
yeni güne yeni heyecanla, yeni önerilerle, projelerle, fikirlerle, eylemlerle katılmaya çalışıyoruz. Beni güdüleyen bunlar. Cevabınız için çok teşekkür ederiz hocam. İleriye dönük planlarınızı merak ediyoruz. Özellikle staj programlarını daha açabilirseniz belki buradan bizi izleyen öğrenciler de yararlanabilir. Evet, 2009 yılından itibaren proje geliştirme ile ilgili eğitimler vermeye başlamıştım. Ücretli eğitimler veriyorduk. Ama 2014 yılından itibaren eğitimlerimizi ücretsiz yaptık. Yani herkes buna erişebilsin. Çünkü daha çok hedef kitlemizde genç insanlar vardı. Onların ekonomik güçleri yoktu. Bizler de bildiklerimizi paylaşmaya başladık ve sürekli eğitimler verdik. Daha sonra insanlar gönüllü ve stajyer olarak kuruluşlarımıza gelmeye başladılar. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü, TED Üniversitesi ve TOBB-ETU Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz protokoller var. Bu kapsamda zorunlu stajı için gençler bize geliyorlar ve onların dışında da çalışmalarımızdan haberdar olan ve bünyemize katılmak isteyen, projeciliği öğrenmek isteyen 200'e yakın kişiye şu ana kadar staj olanağı sağladık ve bunun daha kurumsal, daha fazla olmasını istiyoruz. Danışmanlık vermiş olduğumuz değişik dernekler var. Örneğin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Onlarla birlikte onların üyesi ve gönüllülerine bir yandan eğitim veriyoruz. Daha farklı olarak da üniversitelerle, akademik çevrelerle işbirliğimiz var. Ne işte ne eğitimdeki gençler veya üniversite öğrencileri ya da mezun sadece lisans değil, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi ya da mezunu arkadaşlarımız da aramıza katılıyorlar. Bizler de bundan keyif alıyoruz. Çünkü az önce söylemiş olduğum Erasmus Kiaki projelerini benim eğitim verdiğim ve daha sonra da bizde stajyer olarak çalışan iki sosyolog arkadaşımız yazmıştı. Onlara da tabii ki buradan teşekkür etmek istiyorum. Örneğin Erdener Bey masaüstü oyunlarında duygusal zekanın geliştirmesi isimli projeyi yazmıştı. Türkiye Ulusal Ajansı'ndan kabul edildi. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği ortak bu projede. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sosyoloji mezunu Sibel arkadaşımız ise Almanya'daki projemizi yazmıştı. Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Selenay arkadaşımızın yazdığı bir proje Kıbrıs Avrupa Birliği delegasyonu tarafından kabul edilmişti. Arkadaşlarımızın bizden öğrendikten sonra bizi geçmeleri, geçmeye çalışmaları, başarmaları çok hoşumuza gidiyor. Şu anda kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesiyle ilgili bir çalışma grubu kurduk. 30 tane Türkiye'nin farklı yerinden arkadaşlar üye oldular. O eğitimleri başlattık. Peki ileride ne yapmak istiyoruz? Bu öğrenme ortamının daha gelişmesini ve mümkün olduğu kadar daha çok sayıda insana ulaşmak ve böylelikle de sorun tespit edebilen, sorunları analiz edebilen, sorunları çözmek için projeler geliştirilen insanların sayısını artırmak istiyoruz. İleride yapmak istediğimiz bunlar. Bugün teşekkür ediyorum size. Web TV kurma yolundaki hep isteklerimiz vardı. Bunun da bir denemesi oluyor şu anda. Web TV ile vatandaş muhabirliği, citizen jurnalizmin gelişmesini istiyoruz. Staj merkezinin Avrupa'daki örnekler gibi Practice Enterprise ismi verilen staj merkezleri var yurt dışında. Bunun gelişmesini arzuluyoruz. Ve arkadaşlarımız, bizden eğitim alan arkadaşlarımız bizde ya da diğer kuruluşlarda işe başladığı zaman çok mutlu oluyoruz. Bizde
eğitim alıp, stajını yapıp, gelişen arkadaşlarımız birçok kuruluşta, işte KOSGEB'de olsun, uluslararası kuruluşlarda olsun, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlarda çalışmaya başlıyorlar. Bu bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Ve engellilik alanında Altı Nokta Körler Derneği ile onların üye şubelerini, temsilcilerini ya da Engelli Çocuk Hakları Ağı'na üye 42 tane sivil toplum kuruluşu temsilcisine ya da farklı şehirdeki akademisyenlerin katıldığı ya da gençlerin katıldığı eğitimlerimizde yararlı olmanın kıvancını hep yaşadık ve bunun gelişmesini istiyoruz. Ve tabii ki bayrağı devredeceğimiz yeni arkadaşlara ihtiyacımız var. Onların gelişmesi ve bayrağı onlara teslim edip onların yürüttüğü bir fabrika olmasını istiyoruz. Kooperatifleşmenin önemine inanıyoruz. İşbirliği, koopere çalışmanın ve kooperatifleşmenin, kadın kooperatifleri, engelli kooperatifleri, genç kooperatifleri, fikri mülkiyet kooperatiflerinin kurulmasına öncülük etmek istiyoruz. Bu arada Güneş'in kadınları kooperatiflerinin de danışmanlığını yapmıştım kooperatifçilik alanında da. Her gün yeni bir şeyler yapmak, gelişmek, proje yazarı sayısını artırmak, projelerde görev alacak olan araştırmacıların, uzmanların, sosyal medya iletişim uzmanlarının, proje asistanlarının ve proje koordinatörlerinin artmasını istiyoruz. Bize ihtiyacı olan kuruluşlarla birlikte yeni projeler geliştirmek, hem kendi üye olduğumuz derneklerimizin hem de işbirliği yaptığımız derneklerin kurumsal kapasitelerinin gelişmesini istiyoruz. Onun için de yapmış olduğumuz çalışmalarda tuğla tuğla öre öre geliyoruz şeyde ve iyi başarılıyız. 21 tane akademisyen arkadaşımız, 17'si profesör olmak üzere danışma kurulumuzda gurur duyuyoruz. Akademisyen arkadaşlar bizimle çalışmak istiyorlar. Bizler de onlarla çalışmak istiyoruz. Farklı şehirlerden, farklı üniversitelerden ve farklı ülkelerden konuşmacı olarak ya da eğitimci olarak ya da yapmış olduğumuz işin geliştirmesi anlamında katkı almak isteyenler oluyor. Bunu geliştirmek istiyoruz. Bizler proje fabrikasını ilk Mardin Midyat Kaymakamlığı ile imzaladığımız bir protokolle kurmuştuk. Ankara'daki merkezimiz var. Atakum Proje Fabrikası ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bunun gelişmesini istiyoruz. Yaşadığımız ömrümüz yettiği sürece daha güzel şeylere imza atmak istiyoruz. Geliştirmek istediklerimiz bunlar. Umudun korunmasını istiyoruz. İnsanların kendileriyle barışık olmasını, kendileri ve diğer insanlar için güzel şeyler yapmasını hedefliyoruz. Bir öğrenci olarak kalmak ve orkestradaki bütün diğer enstrümanlarla birlikte orkestra oluyor. Onlardan birisi olmak, onların yanında olmak, birilerinin öğretmeni olmak, birilerinin öğrencisi olmak çok hoşumuza gidiyor. Bunlara devam etmek istiyoruz. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten söylediklerimiz bizim için çok önemli. Özellikle ben de kendim ve Betül adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz her gün sizinle birlikte yeni şeyler öğreniyoruz. Burada yeni fırsatlar keşfediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Siz bize öğretmeye devam ederken buradan sizi izleyen ve sizin izinizden gelmek isteyen gençlere ne önerirsiniz? Gençliği tabii ki çok önemsiyorum. Ben de deneye deneye, deneyimliye deneyimliye öğrendim. Öğrendiğim zaman hani benim çok fazla öğretenim yoktu. Onun için de öğrenme kapımız açık. Özellikle
bir üniversite mezun ya da öğrencisi arkadaşımızın hem kendi mesleği için hem de farklı bir meslek olarak projecilik alanında çalışıyor olmasının, yeni ufukları keşfediyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için de kapılarımız açık. Genç arkadaşlarımızın umutlarını asla yitirmemelerini önemsiyorum. Elbette yurt dışında da gidecekler, orada da bulunacaklar ama ülkemize hizmet etmelerini çok önemsiyorum. Nasıl biz az önce söylediğim gibi farklı ülkelerden şu anda Gürcistan, Makedonya ve İspanya'dan arkadaşımız vardı. Daha önceki yıllarda da farklı ülkelerden arkadaşlarımız vardı. Tabii ki farklı ülkeleri de görmek, oradaki gençler de birlikte bir şeyler yapmak çok değerli bir şey. Arkadaşlarımızın tabii ki yabancı dillerini geliştirmeleri gerekiyor. Ama her şey biraz kişinin isteğine bağlı, biraz da kendi arayışına bağlıdır. Ücretsiz de birçok seçenek var. Örneğin işte konuşma kulüpleri kuruyoruz burada İngilizce yurt dışından gelen arkadaşlarımızla. Hani bunlara katılabilirler. Sivil toplum deneyimini bizde ya da başka kuruluşlarda deneyimlemeliler. İşe hazır oluşlarının hazır olması gerekiyor. Çünkü yarın neticede öğrencilik bitecek ve bir evi geçindirme, bir aileyi yönetme sorumluluğu alacaklar. İstihdam edilebilme, hatta girişimci olabilmelerini çok önemsiyoruz. Kendilerini önemsesinler. Biz de onları zaten çok önemsiyoruz. Umutlarını kaybetmesinler. Okuyan, yazan, düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten birey olmaları çok önemli. Genç arkadaşlarımız bizde, onlar da biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Örneğin sizi örnek verecek olursam, siz az önce söylediniz, yani bizden bir şey öğrendiniz. Biz de sizden öğreniyoruz. İşte örneğin programı satın aldık ama bakın siz yayıncılığa ilk sizinle başlamış olduk. Onu siz keşfettiniz. Ve bu çok önemli. Yani birlikte yapılacak çok şey var. Onun için de kapılarımız açık onlara. Yüz yüze olması elbette çok daha iyi olur ama bu olanak olmuyorsa bile çevrim içi online şekilde birbirimizle diğer gençlere hani katkıda bulunmaya hazırız. Hem Avrupa girişimciliği ile ilgili Erasmus Young Entrepreneur programı kapsamında akredite bir kuruluşuz. Yurt dışından arkadaşlar buraya mentorluk almak için geliyorlar. Şu ana kadar 6 arkadaşımız geldi. İşte bizim genç arkadaşlarımız da farklı ülkedeki bizim gibi kuruluşlara, akredite olan kuruluşlara gidebilirler. Bunları keşfedebilirler. Onların dışında Avrupa Gönüllü Hizmeti, şimdiki adıyla Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kısa süreli ya da uzun süreli gönüllülük için yurt dışına gidebilirler. Yurt içinde de gönüllülük yapılabilir. Mazeret aranırsa çok olumsuz şeyler bulunabilir ama olumlu şeyleri düşünmek ve kendisini geliştirmesi gerekir insanların. Bizler bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun için de her gün bize hani yeni yeni arkadaşlarımız geliyor farklı üniversitelerden. Hem Ankara'daki üniversitelerden hem diğer üniversitelerden arkadaşlarımız geliyor. Biz tabii ki onların bir şeyler öğrenmesine vesile oluyoruz ama onlar yaptıklarıyla hem kendilerine bir gelecek yaratıyorlar hem farklı ülkelere deneyim kazanmak için gidiyorlar. Hem de bulundukları illerdeki sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunuyorlar. Onun için genç arkadaşlara diyeceğim, yani yapacak her zaman çok şey var ve bir yerden başlamak gerekiyor. Bu yapıldığı zaman hem yabancı dil de gelişmiş oluyor, hem organizasyon becerisi gelişmiş oluyor, hem sorumluluk alma, hem de onların kendilerini göstermeleri, özgeçmişlerini güçlendirmeleri
ve bulundukları ortamlarda staj yaptığı ya da gönüllü bulunduğu sivil toplum kuruluşlarında ya da diğer sivil toplum kuruluşlarında ya da kamu kuruluşlarında istihdam edilebilirlikleri artıyor. Yani genç arkadaşlarımızın çok önemli. Yani onlar çok önemli. Her şeyi bilmiyor olabilirler. Kimse bilmiyor zaten. Bir kitap okuyan kişi her şeyi biliyorum sanırmış. İki kitap okuyan kişi bilmediğim şeyler de var diye düşünürmüş. Üç kitap okuyan ise ben hiçbir şey bilmiyormuşum dermiş. Onun için öğrendikçe ne kadar cahil olduğumuzu görüyoruz ama sadece Türkiye'den değil farklı ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliği yapıyor olmak, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, KOBİ'lerle işbirliği yapıyor olmak, Türkiye'nin her şehrindeki dostların olması güzel. Yani özellikle de ben proje işine 40'lı yaşlardan sonra başlamıştım ama genç 20'li yaşlarda, 18'li yaşlarda başlayan arkadaşlarımızın çok mutlu olacağını düşünüyorum. Onun için de gönül kapımız herkese açık. Öğrencilere olan desteğinize şahit olan biri olarak ben de teşekkür etmek istiyorum hocam size. Betül Hanım, ben size sorayım. Siz bize bir gün mail attınız, Ankara dışındaydınız. Ben staj yapmak istiyorum dediniz. Sizinle olan iletişimimiz nasıl başladı ve bu zamana kadar stajda neler yaptın, sana kazanımları ne oldu diye ben size sorabilirim. Hocam öncelikle ben bir sivil toplumda staj yapmak istiyordum. Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarını araştırdım ve bu derneğe denk geldim. Size mail attım. Siz de çok kısa bir sürede bana döndünüz ve çok öğrenci dostu bir yaklaşımımız vardı. Özellikle beni buraya iten şey bu oldu. Benim isteğimi gördünüz ve siz de beni çağırdınız. Buraya geldiğimden beri de özellikle proje geliştirme süreçleri hakkında çok fazla bilgi edindim. Hani sadece teorik olarak değil, pratik olarak da sürecin içinde bulunmak beni geliştirdi diyebilirim. Onun dışında şu an hiç deneyimleyemediğim bir süreç içerisindeyim. Bir yayıncılık hayatı aslında. Bu programı öğrenmeye çalışıyoruz. Sizinle birlikte deneyimliyoruz. Bizim için de bir farklılık oldu. Ben teşekkür ediyorum. Mersin'den kalktınız, geldiniz ve burada hem bizim için de çok iyi bir rol model oldunuz. Özellikle verilen işi herkes yapar ama verilmeyen işi yaptınız sizler. Size ben ödev vermeden işte değişik önerilerle geldiniz. Bu çok güzel ve çok mutlu olduk. Tabii ki bir psikolog olduğunuz için ileride hep insana dokunacaksınız. İşte burada da bu güzel oldu. İleride hem sadece projeler değil insanın yaşantısında ama buradaki deneyim, olumlu deneyimler, genç insanların olumlu deneyimleri mutlaka dalga dalga diğerlerine geçecek. Sizin de proje fabrikasına ve derneklerimize kısa bir süre olmasına rağmen, 1,5-2 ay gibi bir süre olmasına rağmen çok şey kattınız. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok Peki sağ olun. Faraz arkadaşımız ise sizin aracılığınızla bizden haberdar olmuştu. Faraz sen neler yaptın, neler yapıyorsun? Senin değerlendirmeni alayım ama biraz yüksek sesle, sanki senin sesin az geliyor gibi geldi bana. Evet, Faraz sen nasıl başladın, bizimle nasıl başladın ve neler hissediyorsun, ne öğrendin ve daha da önemlisi buraya ne kattığını düşünüyorsun? Hocam ben Mersin'den gelmedim maalesef Betül gibi. Ankara'daydım ben de. Ama sizin hakkınızda Betül'den duydum dediğiniz gibi. Duyar duymaz ben de mutlaka orada çalışabilirim. Ben de katkılar sağlayabilirim. Orası bana ne kadar çok iyi şeyler katabilir diye düşünmeye başlamıştım ki zaten böyle bir fırsatım olduğunu da gördüm. O fırsatı da niye değerlendirmeyeyim diye sordum kendime. Hemen gelecek haftası buraya geldim ve geldiğim günden itibaren sizlerin güler yüzlü karşılamışsınız ve benim direkt burada işe başlayışım. Aynı birinci günden itibaren hem öğrenmeye hem bir şeyler yapmaya hem yeni bir şeyler katmaya başladım. Hem de sizden kattığımı belki 10 katı
yeni şeyler öğrenmeye başladım. Benden bir şey istediğiniz zaman ya da bunu yapabilir misin? Böyle bir fikir var. Bunu nasıl geliştirebiliriz dediğiniz zaman ben daha kreatif düşünmeye başladım. Burada ekstra mesai saatinde özellikle düşünmeye daha çok zaman harcadım. Bu benim için en büyük kazanım olabilir. Daha fazla düşünmek. Bunun için de tekrar tekrar sizden teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Sen İran vatandaşısın, Tebrizlisin ve Türkçe'de çok iyi konuşuyorsun. Tabii ki Türkçen de iyi. Ama onların dışında hem yaptıkların hem önerdiklerin çalışma isteğimizi çok mutlu etti ve bize en az 4-5 kez Farsça şiir okudun. Onlar da unutulmayacaklar arasındaydı. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bana güvenip de Türkçeme güvenip de bu yayında da yer verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Siz beni davet ettiniz canım. Ben yer vermedim. Siz bana beni konuk aldınız. Sizden katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Hiç bahsetmediniz ama bir edebi yanınız da var. O yüzden sizden küçük bir isteğimiz olacak. İsterseniz yanınızı küçük bir şiirle kapatalım. Olur tabii ki. Okul dışı şiiri aklıma geldi şimdi siz söyleyince. Bakın, şimdi şu sayacağım şeylerin okulu yok. Gökyüzünde rastgele bir bulut parçası için körü körüne tutkunluğun, ağacın birine durup dururken abayı yakmanın, sigara içmekten, kibrit yakmaktan alacağımız keyfin okulu yok. Yaz geceleri cırcır cır böceklerini dinlemeyi bilmenin de okulu yok. Okulu yok peyniri, ekmeği, domatesi küçümsememenin. Sözün, sazın, oyanın, yazmanın, halisini seçmenin, daha buna benzer nice, nice şeyin okulu yok. Aşkın, inancın, insanlığın okulu yok. Ama dilerseniz hepsini öğrenebilirsiniz. Biraz çaba yeter. Sabahattin Kudret Aksal'ın şiiriydi. Sevgili arkadaşlar, bu bizim ilk yayın denememizdi. Birlikte bu da bizim için tarih oluyor şeyde. Bir Behçet Aysa'nın bir şiiri var. Orada der ki, bir gün gelecek, bugün de bir ana olacak nasılsa. İlk yayınımızı sizlerle yaptık. Çok teşekkür ediyoruz. Hem programı denemiş olduk, hem beni konuk almış oldunuz. Var olun. Hep güzel insanlarla karşılaşın. Güzel bir yaşam sürün diliyorum. Teşekkürler. Geldiniz hocam. Bu an umarım ölümsüzleştirebilmişizdir o zaman. Evet. Herkes izlediği için teşekkürler. İyi günler dileriz.